Elvan Alkaya, Ebru'nun vicdanlara asılışı. Vicdanları Şubat soğuğundan da beter titretecek bir afiş asıldı geçtiğimiz Şubat ayında ağrıda. Şöyle yazıyordu. 20 Şubat 2015, Diyadin Taş Basamak, Mirzecan köyünde 6. sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Ebru Yalçın öğretmenlerinin yoğun baskısı sonucu kendisini iple asarak intihar etmiştir. Başka Ebru'ların ölmemesi için tüm halkımızı ve duyarlı kamuoyunu bizlere destek olmaya çağırıyoruz ailesi. Küçük bedenine hırsızlık yükü yüklenmiş 12 yaşındaki ağrılı bir kız çocuğu hepimiz gündemin şaşalı manşetlerinde yüzerken gururuna yenik kayıp gidi vermişti bu dünyadan. Basında yer alan iddialara göre Ebru'nun acı hikayesi 20 Şubat Cuma günü okulundaki ilk derste başlamıştı. Ebru'nun hem kuzeni hem sınıf arkadaşı olan Yaprak o günü şöyle anlatıyor. O gün cumaydı. Ebru nöbetçiydi. İlk ders sınıfa girdik. Ardından S hoca sınıfa girdi ve E hocanın birkaç kitabının kayıp olduğunu söyledi ve alan varsa getirsin dedi. Kitapları alanın ailesi jandarmaya verilecek dedi. Sonra A hoca ve E hoca da geldi. Çantalarımızı ve sıralarımızın altına aradılar. O sırada bir arkadaşımız Ebru'nun montunu kaldırdı. Montun arasından öğretmenin kayıp kitapları çıktı. Bir test kitabı ve iki küçük hikaye kitabı. Ebru ağlamaya başladı. Öğretmenler sınıfı boşaltıp bizi evlere gönderdi. Ebru üç hocayla sınıfta kaldı. Hikayenin devamını Ebru'nun küçük kardeşi Eda'dan dinleyelim. Ablam sabahçı, ben öğrenciyim. Öğlen okula gittim, bu olayı duydum. Ebru kitap çaldı diye yayılmıştı haber. Akşam eve geldim, ablamla Ahır'a gittik, konuştuk. Bana okulda olanları sordu. Çocuklar benden bahsediyorlar mı dedi. Evet dedim, üç gün okula gitmeyeceğim dedi, çok üzgündü. Çocuklar onunla dalga geçmişler. Öğretmenler tehdit etmiş, babanı hapse atacaklar demişler. Kitapları ben çalmadım dedi ablam. Anne Yıldız Yalçınsa kızının öğlen eve geldiğinde neşeli olduğunu ve durumu kendilerine belli etmediğini anlatıyor. Yemek yedi, çay içti, mutluydu yani. Sonra buzağları sevdi, o gün daha başka sevdi. Kuzuları içine çeke çeke kokladı, yüzlerini öptü, sarıldı. Bir süre sonra ahıra gittim, Ebru ipte sallanıyor, kucağıma aldım ama ölmüştü. Olay sonrası Ebru'yu hırsızlıkla suçlayan 3 öğretmen hakkında soruşturma açılarak görev yerleri değiştirilmiş. Diyadin Kaymakamı Hasan Çiçek konuyla ilgili ailesiyle yapılan görüşmede kızları Ebru Yalçı'nın saat 17 sıralarında ahırda intihar etmiş vaziyette bulunduğu beyan edilmiştir. Olayın vuku bulduğu günde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan araştırmada Ebru Yalçı'nın okuduğu Taş Basamak Ortaokulu'nda 20 Şubat Cuma günü bir kitap hırsızlığı olayının meydana geldiği, hırsızlığa konu kitapların Ebru Yalçın'ın çantasında bulunduğu konuyla ilgili öğretmenlerin çocuğa karşı tavır ve davranışlarının maktulü intihara sürüklediği iddialarıyla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup Diyadin kaymakamlığınca valilik makamından konuyla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş talep edilmiş ve konuyla ilgili idari soruşturma müfettişlerce yürütülmektedir diyor. Bu yazıyı okuyunca Hepiniz okul sıralarında olduğunuz vakitler, derslerde yapılan aramaları hatırladınız değil mi? Eğitim hayatını, kaybolan kitaplar, bulunamayan paralar, faili meçhul eşyalar nedeniyle ders sırasında yapılan aramalarla geçirmeyen sanırım çok az sayıda insan vardır. Ben Ebru'nun vahim hikayesini okuyunca aklıma o günler geldi. En ufak bir lakap ya da kötü bir söz ile tüm hayattan nefret edebileceğimiz yaşlar. O yaşlarda ufacık bir sözcükle gökyüzüne değecek kadar mutluluktan havalara uçup yine bir emaille dünyanın merkezine inecek kadar üzüntüden kahrolduğumuz zamanlar. Hele ergenlik çağındaki 12 yaşında bir kız çocuğu iseniz yüzünüzde çıkan sivilce nedeniyle akşama kadar somurtabilir, yaptığınız sakarlıklar nedeniyle kendinizi dünyanın en beceriksiz insanı addedebilir, arkadaşlarınızın kilonuzla ya da güzelliğinizle ilgili eleştirel yaklaşımları nedeniyle saatlerce yastığınıza sarılıp ağlayabilirsiniz ne yazık ki ebru önce bu örneklerden daha ağır bir cümle olan hırsızlıkla öğretmenleri tarafından damgalanmış sonra alenen yine kendi öğretmenleri tarafından sorguya çekilmiş ve bunu fırsat bilen olayı duyan meraklı arkadaşları tarafından da onuru linç edilmişti. Olay sonrası belki de babasının jandarmaya verileceğinden korkmuş ve çiğnenen onurunu kuzularını koklayarak gidermeye çalışmıştı. Ancak sonuçta çıkamadı Ebro işin içinden ve çocuk aklıyla 12 yıllık hayat macerasına son verdi. Öğretmenleri sadece 3 dakika sakin sakin konuştuklarını ifade ediyorlar o üç dakikada hangi cümleleri kurduysalar, şimdi ağır sokaklarındaki bir afişin yazılarında onlara sesleniyor. Aslında sadece o öğretmenlere değil, hepimize sesleniyor. Bize bir kelime ya da bir yargıyla ufacık bir çocuğun ölüme pervasızca yürüyüşünü tokat gibi suratımıza çarpıyor. Bize Hazreti Ali'nin affetmekten usanmayın, cezalandırmakta acele etmeyin, Hz. Hüseyin'in insanların en cömerti istemeden veren, intikama gücü yeterken bağışlayandır sözlerini hatırlatıyor. Kitap dedektifi öğretmenlere sesleniyorum. Kayıp 3 kitabı vicdan rafınızda, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatına son vermesiyle boşalan rafa yerleştirebilirsiniz. Hırsız damgasıyla çevresine linç ettirdiğiniz Ebru'nunsa artık evinin ahırında değil, sizlerin yüreğinde ölene kadar acıyla asılı duracağından da eminim elvanalkaya.seslimakale.com Alkaya,